Herkese merhabalar. Ek düzlem ve çıkrık konularımızla beraberiz. Bu iki tane basit makineyi çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Zaten burada da şekilde göründüğü gibi aslında ek düzlem bir rampa demek. Rampa diye aklımıza tutabiliriz. Hani bir yokuş demek. Aslında bu yokuşu eğer çok dikse daha zor çıkarız. Eğer birazcık daha az dike yakınsa daha rahat çıkarız. İşte bunu beraber öğreneceğiz. Ve aynı zamanda çıkrık mekanizmasının nasıl çalıştığını, özellikle kuyularda işte su çekmek için kullanılan bu çıkrık mekanizmasının nasıl çalıştığını öğreneceğiz. Buradaki çıkrık kolunun önemine vurgu yapacağız. Aynı zamanda işte eğik düzlemin uzunluğu ve eğik düzlemin yüksekliğinin ne anlama geldiğini anlamaya çalışacağız. Hangisi işte yükseklikleri aynı olan iki eğik düzlem var burada. 2H, 2H. Ama uzunluğu daha fazla olan daha rahat çıkartıyor. İşte kuvvet kazanıyor daha fazla. Bunları öğreneceğiz. Ve eğik düzlemde kesinlikle çıkrıkta kesinlikle kuvvet kazancı olduğunu da beraber öğreneceğiz. Hadi bakalım o zaman dersimize. Başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Şubat ayında muhteşem bir şekilde odaklanmayı diyoruz. Programımıza uygun bir şekilde ilerliyoruz. Ve ödevlerimiz burada. Taktiklide, dinamoda ve zoruda ayrı ayrı ödevlerimiz var. Test 62-63 taktiklide. Aynı zamanda dinamodaki ödevimiz test 72 ve 73. testler. Ve zoru bankasındaki ödevimiz de 59 ve 60. testler. Bunları unutmayalım. Bu ödevlerimizi mutlaka bu 3 kitaptan varsa hangi kitap varsa da ondan yapalım lütfen. Ve şunu da unutmayın. Biliyorsunuz kitapların birazcık daha değişik versiyonu olan eko kitaplar. Yani aynısının ekosu olan eko setimizde şu anda kitapçılarda ve kırtasiyelerde sizi bekliyor. Ve bu şekilde aslında kitapların eko versiyonlarına da ulaşabilirsiniz. Onu da hemen hatırlatayım dedim. Ve hadi bakalım o zaman dersimize geçebiliriz. Cisimleri belirli bir yüksekliğe çıkarmak için kullanılan rampalara biz sonuç olarak... Rampaların ustasıyım. Yani rampa ne demek aslında biliyor musun evladım benim? Yokuş. Rampa yokuş demek. Mesela düz bir yol gidiyor sonra böyle bir yukarı doğru çıkıyor. İşte buna rampa diyoruz. Tonguç'um mantık artık aslında şu. Şöyle bir yer var diyelim tamam mı? Böyle yüksekte bir yer var. Sen bu yüksekteki yere şöyle bir tane şeyi çıkarmak istiyorsun. Bir tane depo diyorum işte koleyi çıkarmak istiyorsun. Sen ya böyle çıkartırsın Tonguç'um bayağı uzun bir yol. Ya da koliyi alırsın böyle direkt yukarı çıkarsın değil mi? Bak daha kısa bir yol. Evet. Buradaki mantık şu aslında. Cisimleri böyle çıkarmak insanın belini çıkartır değil mi? Bayağı zor bir şey. Aynen, yukarı doğru kaldırmak. Ama böyle sürüklemek, iteklemek daha rahattır. Aynı onun gibi. Mesela ben bunu buradan buraya koymam gerekiyorsa ya böyle koyarım ya da böyle koyarım. Böyle itekleyip sürüklemek, uzun bir yoldan götürmek daha rahattır her zaman. Dolayısıyla dikine çıkarmak her zaman daha zordur. Mantık o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz Tonguç'um? F1 kuvveti yani böyle direkt yukarıya doğru kaldırmaya çalışan kuvvet F2 kuvvetinden yani eğik düzlemdeki kuvvetten daha fazladır. Buradaki mantık bu aslında. Dolayısıyla kuvvet kazancı mutlaka nedir Tonguç Helal'ın benim? Eğik düzlemde vardır. Var. Eğik düzlemlerde kuvvet kazancı vardır. Yapılan iş, bak burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yapılan iş aynı. Yapılan iş ne biliyor musun? Bunu buradan buraya getirmek. Yani bu koliyi, bu kutuyu buradan buraya getirmek. Yani yukarıya çıkarmak. Bu duvarın üzerine koymak. Dolayısıyla yapılan iş aynı. Enerji de aynı. Çünkü ne demiştik? Basit makinelerde kuru kafa Necmi diye bir arkadaşımız vardı. Hatırladım ne hocam. Demişti Necmi? Ne demişti Necmi? Kuvvet hatırladım. Kazancı yok demişti. Hayır, kuvvet kazancı yok. Basit makinelerde demişti ki işten kazanç vardır. Enerjiden kazanç vardır demişti ve çarpılmıştı. O yüzden sen de bu şeyi Allah yapmayacaksın. Diyeceksin ki yapılan iş enerji aynıdır. Peki ben bunu nasıl sağlıyorum? Bunu sağlarken aslında kuvvetten kazanç var. Tamam eyvallah daha az kuvvetle kaldırıyorum yukarıya. Ama yoldan da kayıp var Tonguç evladım benim. Neden biliyor musun? Burada bu kadar mesafe gidecekken şimdi artık ne kadar mesafe gidiyorum? Bu kadar mesafe gidiyorum. Yani şu H kadar gidecekken artık L kadar gidiyorum. İşte bu H aslında eğik düzlemin yüksekliği oluyor Tonguç evladım benim. Yüksekliği dediğimiz şey oluyor. Bu L dediğimiz şey ise eğik düzlemin boyu dediğimiz şey oluyor. Boy yükseklikten tabii ki daha fazla oluyor. Ama bunu yaparken de enerjiden veya işten kazanç olmadan aman dikkat kuvvetten kazancım oluyor yoldan kaybettiğim için diyoruz ve geldik hemen bir tane yeni nesil beceri temelli bir soruyla başlıyoruz. BTS Army Korean Pop. Aynen. Bir öğrenci aynı yükü H yüksekliğindeki masaya çıkarmak için bak H yüksekliğindeki masa.
Makara ve ilk düzlem konuyor. Burada makara kullanmış, burada ilk düzlem konuyor. Tamam eyvallah. Dikkat edelim, makaramız buradan masaya bağlı olduğu için sabit makara. Buna dikkat edelim, sabit makara. Buna göre yapılan etkinlikle ilgili hangileri doğru demiş? Sütünler, ölümsemecek zaten fix verilen bir şey, hiç merak etme. Öğrenci ilk düzlemi kullanıldığında kuvvet kazancı sağlamıştır. Evet, ilk düzlem zaten kuvvet kazancı %100 var. Tebrik ediyorum seni. Bravo diyorum sana, gerçekten olağanüstü. F1 kuvvetinin değeri etkiden fazladır. F1 kuvvetinde mantık olarak şöyle. Sabit makarada kuvvet kazancı var mı Tonguç? Yok. Süper zekisin. Sabit makarada kuvvet kazancı yok. Dolayısıyla ben bu adamın ağırlığı neyse aynı kuvvette çekmem gerekiyor. Peki aynı yükü kaldırıyordum ben, dikkat ettiysen. Burada kuvvet kazancı var mı? Var. Tebrik ediyorum. O zaman F2 kuvveti F1 kuvvetinden, çok özür dilerim, daha az olmak zorunda. Çünkü kuvvet kazancı olan şeylerde kuvvet daha az olur Tonguç evladım. Çok önemli bir bilgi. Dolayısıyla F1 kuvvetinin değeri F2'den fazladır. Bu doğru bir ifade. Çünkü bu daha zor çıkartır, bu daha kolay çıkartır. Her iki durumda da fiziksel anlamda yapılan işler eşittir. Kesinlikle doğru. Kuru kafa Necmi'yi hatırladık ve buna doğru dedik. İyi adam mı hocam? Siz de seviyordunuz onu. İyi adam olmaz olur mu? Ben de çok severdim. Allah rahmet eylesin diyorum ve geldik ilk düzlemde kuvvet kazancına. İlk düzlemde kuvvet kazancı sağlanmasının nedeni nedir biliyor musun Tonguç abi? Nedir hocam? Çünkü yoldan kaybediyoruz. Yoldan kayıp olduğu sürece kuvvetten kazanç olur. İki kere yazmamıza gerek yok. Yoldan kaybettiğimiz için kuvvetten kazanıyoruz. Mesela örnek olarak bak. Şurada şöyle bir ilk düzlemi çıkartıyoruz. Burada şöyle bir ilk düzlemi çıkartıyoruz. Mesela burası L diyelim, tamam mı? Bu yükseklik yine H olsun. Ama boyu L olsun. Bunun da boyu 3L olsun. Mesela bak. Burada boyu L olsun. Burada boy şöyle diyelim. Bu da L kadar diyelim. Şimdi burada şunu anlatmaya çalışacağım, baksana. Aynı yükseklikteki H yüksekliğindeki iki yer var, tamam mı? Bir yer var, tamam mı Tomuş Aram'a? Şimdi ben buna bir boyu L olan bir şeyle bir de 3L olan bir şeyle iki tane farklı rampa koydum. Hangisinde daha uzun rampamız? Sağdakinde. Daha uzun, boyu daha uzun olan rampamızda kuvvet kazancı daha fazladır. Dolayısıyla ilk düzlemin boyu artarsa kuvvet kazancının artacağını çok net bir şekilde söyleyebiliriz Tonguç abi. Çünkü bundan çıkarmak daha kolaydır değil mi evladım evet benim? Hocam. Dolayısıyla F2 küçüktür F1 diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Geldik bu zımbırtıya. Burada da Tonguç abim aynı boydalar. Aynı boyda ama yükseklik bu sefer farklı. Ben burada 4H yüksekliğine çıkaracağım. Burada 3H yüksekliğine çıkaracağım. Tabii ki hangisi daha zordur desen, tabii ki bu daha zordur dersin değil mi? Dolayısıyla F4 büyüktür, F3 dersin. Ne demiştik? Kuvvet kazancı kuvvetin küçük olduğu yerde daha fazladır. Yani kuvvet kazancı kuvvetle ters ilişkide. Dolayısıyla buradaki kuvvet kazancı daha fazladır. Yani buradaki kuvvet kazancı daha fazladır diyeceğim. Ve ilk düzlemin yüksekliği artarsa kuvvet kazancı azalır. Çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Bunlar önemli çünkü bununla alakalı direkt sorular gelebiliyor. Oo. Mesela bir örnek. BTS yeni Army soru geldi. BTS Army Korean Pop. Bir rampa sisteminde ilk düzlemin boyu ve yüksekliği kuvvet kazancını etkiliyor. Tamam eyvallah. Demin de öğrendik zaten. Boy ve yükseklik yani L ve H etkiliyor. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ilk düzlemler yardımıyla 2 metre yüksekliğindeki dolabın üzerine, bak 2 metre yüksekliğindeki dolabın üzerine. Şurası dolap bu arada. Onu da görebiliyorsunuz. Kapakları, kulpları var. Dolabın üzerine eşit ağırlıktaki yükler çıkarılıyor. 30 Newton, 30 Newton. Süper. Buna göre rampa düzenekleri ile ilgili hangisi önemli demiş. Şimdi Tonguç abi bak dikkat et. Bunun boyu 4 metre, bunun boyu 6 metre. Düzeneklerdeki bağımsız değişken, yani farklı olan şey. Bağımsız değişken demek, aman dikkat et. Bir deneyde en fazla sorulan şeylerden bir tanesi bağımsız değişkendir. Bağımsız değişkense iki deneyde farklı olan şeydir. Yani burayla buranın farkı ne Allah'ını seversen? Yükseklikler aynı. Bu cisimler de aynı. Ne farklı burada? 4 metre 6 metre. Bağımsız değişken eğik düzlemin yüksekliği değil. Uzunluğu. Boyudur. Boyu. Ne demiştik? Eğik düzlemin boyu demiştik. Bu yanlış olmuş. Boyudur demesi gerekiyordu. Bu yanlış o yüzden. İkinci rampadaki kuvvet kazancı birden fazladır. Ne demiştik? Burayı çıkarmak daha kolaydır. Daha kolay olduğu için F2 küçüktür F1'dir. Hangisi de kuvvet kazancı daha fazla, o yüzden bunda daha kolay olanda daha fazla kuvvet kazancı vardır. Dolayısıyla ikinci rampadaki kuvvet kazancı yani buradaki birden fazladır. Gerçekten doğru. Tebrik ediyorum arkadaşımızı. Bu da doğru bir tebrikler. İfade. İkinci rampadaki F2 kuvveti F1'den daha fazla demiş. Buradaki kuvvet buradan daha fazla olmaz ki. F2 bundan daha az olacak çünkü kuvvet kazancı daha fazla. Yanlış.
düzeneklerdeki kontrol edilen değişken, yani aynı olan değişken çok önemli. Kontrol edilen değişken demek iki düzenekte aynı olan şey kuvvet büyüklüğü değil, yüksekliktir. Eğik düzlemin yüksekliğidir olması gerekiyordu. Bu da yanlış olmuş. Kuvvetler çünkü birbirinden farklı çıkıyor. Diyoruz ve geldik çıkrık nedir? Oo. Çıkrık deyince aklına geliyor. Hocam çıkrık deyince top oynarken halı sahada veya sınıfta yanlışlıkla ayağımızın takılıp kolumuzda ya da bacağımızda oluşan burkulmalar sonrasındaki acıma, kırıktan daha hafif. Evladım o çıkık dangoz evladım. Bu arada gerçekten de çıkık tedavisi çok zor bir tedavi. Onu söylemek istiyorum arkadaşlarım. Biz bir tane teyze var, ona gidiyoruz. Evet, çıkıkçı Magule Ayşe teyze var. Evet, Magule öyle şeyler var. Ayşe teyze pahalı. Eş merkezi ne diyorsun ama eş merkezi ve yarı çapları farklı, iki veya daha fazla silindirden meydana gelen. Bak zaten silindiri görebiliyorsun burada. Silindirden meydana gelen basit makine düzeneğine biz aslında çıkrık diyoruz. Peki nasıl kullanılıyor bu? Bu aslında kuvvetin uygulandığı bir kol var. Mesela şurası. Şurada böyle büyük bir yarı çap var. Buna biz büyük R diyoruz. Yükün bağlı olduğu silindirin yarı çapı ise şurası oluyor aslında. Bu da küçük R oluyor. Şimdi bak buna böyle baktığım zaman Tonguç Eren Bey, şu sisteme şuradan bakıyorsun, tamam mı? Gözün burada. Böyle kirpiklerin de var. Buradan bakıyorsun. Buradan baktığın zaman şöyle görüyorsun Tonguç'um. Tam ortası burası. Yani burası. Burada bir küçük yarı çap var. Bir de büyük bir yarı çap var. Yani şuranın yarı çapı. O da büyük R olacak şekilde burası. Hepsi aslında. Buraya kuvvet bağlıyken yükü yanlış çizmişiz. Çok 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 özür dilerim. Aman dikkat et, bunu iptal ediyorum Tonguç Eren Bey. Bana siyah bir kalem ver bakalım hemen tebrik göstereyim. Hemen bir siyah kalem ver. Bunu iptal ettim. Hatta siyah yok hocam. Koyu kahverengi var. Hatta sticker da ver bana tabii ki, tebrik ediyorum seni. Şuradan bağlı olması gerekiyor. Kovanın buradan bağlı olması gerekiyor. Aman dikkat et diyorum. Burayı görme. Yani dikkat et. Ne diyoruz? Şuradaki... Siyah kalem buldum hocam. Harikasın. Siyah kalemi de verdin. Yani asist ediyorum hocam buradan size. Buradan bağlı olacak Tonguç Eren'in. Benim yükümüz de burada. Yani kova burada olacak. Buna P yükü diyoruz. Kuvvetimiz de en uçtan bağlı olacak. Buna da F yükü diyoruz Tonguç Eren Bey'im. Şöyle bir şey yok. Bunu unut. Dolayısıyla küçük yarı çapa bağlı olan P yükü olacak. Büyük yarı çapa bağlı olan F yükü olacak. Kesinlikle ve kesinlikle kuvvetten kazanç var. Zaten bir sonraki sayfada yazacağım ama bu çok önemli bir özellik burada. Çünkü yarı çaplar farklı olduğu için yollar da farklı oluyor. Mesela örnek olarak kalem tıraş, el matkabı, direksiyon, kapı kolu, tornavida, kıyma makinesi hepsi birer çıkrıktır Tonguç evladım benim. Dolayısıyla bunların hepsinin çıkrık olduğunu bileceğiz Tonguç evladım benim. Dolayısıyla geldik çıkrık sistemlerinde kuvvet kazancına. Kuvvet kazancı ne demiştik? Büyük R ve küçük R'nin farkından dolayı oluyor. Büyük olduğu çıkrık sistemlerinde kuvvet aslında yani şöyle düşün. Kuvvet kolunun yük kolundan büyük olduğu, büyük R'nin küçük R'den büyük olduğu tüm çıkrık sistemlerinde, ki zaten hepsinde öyle neredeyse, kuvvet kazancı sağlanır diye not düşebiliriz, tarih ediyoruz. Kapı kollarında mesela böyle, kalem tıraşlarda böyle. Şunu unutmayalım. Büyük R'nin artması kuvvet kazancını artıran bir şey. Bu büyük R ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Ama küçük R ne kadar fazla olursa kuvvet kazancımız da o kadar azalıyor. Bunu unutmamamız gerekiyor diyoruz. Ve geldik yeni nesil sorumuza. Birden fazla basit makine düzeni içeren makinelere birleşik makine nedir? Zaten çok önemli bir başlık bu. Çünkü bu basit makine öğrendik ama niye öğrendik? Bunları bir araya getirip... Hocam bu tarz bir soru kesin gelecek. Şöyle karışık sistemler kuracağız. Tabii ki geliyor böyle sorular. Bak burada mesela bir eğik düzlem var. Hemen ED yazıyorum. Burada bir tane sabit makara var çünkü ortası duvara bağlı. Burada mesela yine sabit makara var çünkü ortası duvara bağlı. Burada mesela bir çıkrık var Tonguç Eren'im benim. Neden diyeceksin? Çünkü bak farklı silindirler var. Yine aynı şey. Sticker'ımız var mı Tonguç Eren'im benim? İçerilerde bir yerde. Hadi bak bakalım oradan. Mesela şunu hemen şöyle çizmem gerekiyor. Şunu hemen kapattım. Şuradan şöyle çizmem gerekiyor. Yani farklı yarı çaplılar bak. Bir tanesi R var. Bir tanesi de 3R var Tonguç Eren'im benim. Dolayısıyla hemen bunu böyle kapata durayım ben. Kuvvet şeyimiz de burada. Buna göre düzenekle ilgili demiş. Ha, demiş ki çıkrık sabit makara ilk düzenle oluşan basit makine bileşme olan şey. P yükü F kuvvetine dengelidir. Tamam eyvallah. Şuradan bir F kuvveti varmış bunu tutan, dengede tutan. Peki P yükü F kuvvetiyle dengede ise buna göre düzenekle ilgili hangileridir demiş. Sütunlar ve mesafecek. Tamam eyvallah.
Çıkrık sistemi. Hemen şunu şöyle kapatalım da artık senin de mideni bulandırmasın bu. Tebrik ediyorum seni. Evet, tebrik ediyorum. Bak artık yok artık. Oh be. Burada F kuvvetimiz var. Süpersin. Şimdi buna göre düzenekle ilgili hangileri doğrudur? Çıkrık sistemiyle kuvvetten kazanç sağlanır demiş. Hemen bakalım. Çıkrık sistemiyle kuvvetten kazan. Tabii ki kuvvetten kazanç zaten çıkrıkta vardı. Bak burada küçük R var. Burada 3 R var. Bir de R var. Yani 3 R R'den daha büyük. Dolayısıyla kuvvet kazancı vardır çıkrıkta zaten. Bunu unutmayalım. H uzunluğu artarsa kuvvet kazancı azalır demiş. H uzunluğu burasıydı. Neydi bu zımbırtı? Eğik düzlemin yüksekliğiydi. O artarsa kuvvet kazancı azalır. Bu artarsa kuvvet kazancı artardı. Bunu unutmayalım. Bu artarsa azalıyor. Bu artarsa artıyor. Rampanın uzunluğu artarsa kuvvet kazancı azalır. Yanlış, artması gerekiyor. Demin söyledim zaten şimdi. Rampanın uzunluğu burası. Bu artarsa kuvvet kazancı artar demesi gerekiyordu. Dolayısıyla cevabımızın 1 ve 2 Adana olduğunu Ayhan, net bir şekilde söyleyebiliriz. Adana. Ödülü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım. Hadi bakalım şimdiden derslerinde başarılar lazım.